Sayın izleyenlerimiz, birkaç günden beri Samsun Valiliğin ve AFAD'ın yapmış olduğu açıklamaya göre bölgemiz AFAD bölgesi, sel, yangın ve her türlü fırtınaya hazır olması söylenmişti. Ve dün akşam bir AFAD yaşandı, büyük bir yağmur oldu ve yağmurun peşinde ise Bafra ilçesine bağlı Yeşilyazı mahallesindeyiz. Evet, sizi tanıyalım. Adım Erhan Akbulut, Yeşilyazı mahallesinde çiftçilik yapmaktayız. Gördüğünüz gibi bu tarla, arka tarafta kavun tarlası, ön tarafta biber tarlası. Son günlerde, özellikle dün akşamki yağmurdan dolayı bayağı bir zararımız oldu sudan sebep. Şimdi bu aslında biraz önce Abdullah abin dediği gibi AFAD'ın günlerdir bizi uyarmasına rağmen, yetkilileri uyarmasına rağmen yetkililerin hiçbirisi hiçbir çözüm almadı. Bunun çözümü neydi? Bildiğiniz üzere burası şimdi Yeşilyazı ve Koşuköy mahalleleri. Bafra'nın en son, denize yakın en son köyleri burası. Haliyle yukarıda Altınkaya Barajı'ndan beri gelen bütün su burada birikiyor. Burada da... Kaybol. Durdurdun mu? Ben zannedim. Dediğimiz gibi Altınkaya sulama barajından bu tarafa doğru gelen sular burada birikiyor. Burada da önemli olan bizim tek istediğimiz AFAD'dan iki uyarısından önce buradaki sulama kanallarının bir şekilde boşaltılması, pompaların çalışıp ana kanallardaki suyun denize dökülmesini sağlamak. Şu andaki buradaki tek bizim mağdur olduğumuz konu zaten kanalların suyla dolu olması, bir de yağan yağmurla birlikte artık kanalların tarlalara taşmasından dolayı afet oldu. Yağan yağmurdan dolayı değil, yağan yağmur son derece bazı ürünlere faydalı olmuştur. Ama sadece burası son köy olduğu için buraya kesin bir çözüm bulması gerekiyor. Bu sene de kışın bile 3-4 sefer bu sorunlarla yaşıyoruz. Yağmurdan önce sulama kanallarındaki, drenaj kanallarındaki suyun uyarılara göre boşaltılmasını sağlamak. Çünkü yağmur çok yağdı ama zaten drenaj kanalları ve su kanalları dolu oldu. Bunlar taştı, bizim ürünlerimize zarar verdi. Ama boş olsaydı veya az olsaydı, mesela dün akşam çalıştırdılar pompayı. Burada motopompa var. Yani kanallardaki suyu denize boşaltan. Dün akşam çalıştırdılar. Dün akşam da bildiğiniz üzere elektrik kesintileri oldu. Evet. Hala çalışmadı. İki saat önce gittim. Daha yeni yeni çalışmaya başlandı. Yani aynı günde... Kavuna karpuza vurdu dediniz. Biber. Özellikle ya bizim bulunduğumuz bölgede salçalık biber. Evet. Bunun sezonu daha yeni başlayacaktı. Yani vatandaş kapya biberi. Evet. Vatandaş Mart'tan beri buna hizmet etmeye başladı. Tarlaya dikti. Tam ürününü alacakken böyle bir afatla karşılaşması. Şimdi bu çiftçinin mağduriyetini kim giderecek? Biz şimdi sulama birliğinden şöyle rahatsızız. Sulama birliği oradan arabası bizim buraya geldiği zaman bile yaktığı mazotun parasını biz her türlü veriyoruz. Bunun parasını bizden alıyor. Elektrik parasını alıyor, su parasını alıyor. Yani kat kat fazlasıyla alıyor. Biz sadece verdiğimiz paranın karşılığını almak istiyoruz ya. Hizmet olarak bize karşılık vermesi gerekiyor. Bu yani afat olduktan sonra gelip şimdi bu abimizin şu tarla komple. Bu tarla aşağı yukarı 20 dönüm su altında. Bunun 20 dönüm 4 milyon masrafı var ya. Bunu kim verecek? 400 bin lira masrafı var. Bunu kim verecek? 400 bin lira da adamın cebinden çıktı. Bunun için adam kaç sene çalışacak o zararı ödemek için? Evet. Gördüğünüz gibi işte tarla su altına kaldı. Kim nasıl oldu biz de anlamadık. Kimse de bir şey diyen yok. Nasıl oldu? Sabah kaçta oldu? Sabah saat 9'dan sonra buraya su geldi. Suyun önünü açtılar mı açmadılar mı? Sabah 9'dan sonra buraya su bastı. 9'dan sonra su bastı. Evet. Ne yetiştiriyorsunuz? Biber. Biber, kapya biber. Evet. 20 dönüm. Evet, 20 dönüm. Nasıl gitti mi şimdi yani? Şu anda girme imkanı olsa biber içi komple su dolu. Biberin içi. Evet. Giremiyorsunuz değil mi? Giremiyoruz. Ne traktörü? Gördüğünüz gibi traktörlerden de kanala gelmemesi için suları kapattırıyoruz. Çocuklar çalışıyor. Evet, çocuklar çalışıyor. Geçmiş olsun. Evet, sağ ol. Sizi alalım abi. Ben de Mehmet Turgut. Evet. Ben de arkadaşların dediğine katılıyorum. İşte burada son köy olduğu için suyun altında kaldık.
Mağduruz işte. Diyecek. Ne yetiştiriyorsunuz? Bizim de aynı, aynı. Abi. Evet. Biber. Öyle. Başka yani, diyecek bir şey yok. Her şey görünüyor zaten. Gözünün önünde. Yani sizin istediğiniz kanalların temizlenmesi. Evet. Önlem alınması. Önlem. Siz de görünüyorsunuz. Bu su nereye gidecek? Hadi bir bak. Su nereye gidecek? Su nereye gidecek? Hadi sen de akarını göster. Direkt benim tarlaya gidiyor tam sıra şu anda. Akacak bir şey yok. Büyük kanala bak. Hep saz kiplede. Bunu 20-25 seneden beri bir temizlik en ufak görmedik. Kanallar da görünüyor zaten. Sazdan zaten suyu hani, da salmıyor. İmkanımız olsa da büyük kanalı da göstersek giden yeri. Görsen var ya derse sen burada saz mı yetiştiriyorsun, su mu kanalı mı? Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ya, yakında malımıza masalımıza da çıkacak. Ağrım ağa burada. Buraya yoldan gidiyor bu su. Yoldan. Ağrım bura. Hayvanım bura. Kendimden önce onları kalkayım bakayım hayvanıma. Artık tarlayı unuttuk da iki baş hayvanla malım var, köpeğim var. Benim en çok değerli olduğu onlar.